İstanbul Üniversitesi yöneticileri başörtüsüyle mücadele için ilginç yöntemler geliştiriyor. Başörtülü öğrencileri daha kayıtlar sırasında kontrol altına almak isteyen üniversite yönetimi tek merkezden kayıt uygulamasını sürdürüyor. Bu uygulamayla üniversiteye kayıt yaptıracak yaklaşık 10 bin öğrenci kayıt merkezi olan Avcılar Kampüsü'nde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Öğrenciler ve aileleri güneş altında bugün de kayıt yaptırmak için saatlerce beklediler. Ve başörtüsüyle mücadele komisyonu gibi çalışan üniversite yönetiminin başörtülülere özel uygulamaları. Başörtülü öğrenciler kayıt için müracaat ettiklerinde diğer öğrencilerden ayrılarak özel görüşme odasına alınıyorlar. Öğrenciler bu odada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticileri tarafından sorgulanıyor. Rektör Alemdaroğlu'nun yardımcısı Nur Serter bu uygulamayı bakın nasıl açıklıyor. Başörtülü bir öğrenciyi bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu? Onun için bir özel görüşme odası ayırdık ki öğrencilerimiz hiç yanında kimse olmadan, yani başka başı açık öğrenciler olmadan, rencide olmadan, rahatsız olmadan rahatlıkla konuşabilsin, biz onunla rahatlıkla konuşabilelim diye. Başörtülü öğrencilere yönelik baskı özel odayla da sınırlı değil. Öğrenciler hukuka aykırı olarak bir taahhütnameyi imzalamaya zorlanıyorlar. Öğrencilerden başörtülü okula girmeyeceğim yazılı kağıda imza atması isteniyor. Nur Serter, yasalara aykırı bu uygulamayı da ilginç bir şekilde savunuyor. Bu bizim için bir taahhütnamedir. Eğer öğrenci bu belgeyi imzalıyorsa, fotoğrafı açık fakat başı kapalı olmasına rağmen imzalıyorsa, biz şöyle bir beklentiye giriyoruz. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak gelecek. Bu arada başörtülü öğrencilerin görüntüleri ve konuşmalarının kameralara kaydedildiği de ortaya çıktı. Öğrencilerle özel odalarda yapılan görüşmelerin tümü odaya yerleştirilen kameralar tarafından tespit ediliyor. Nur Serter bu uygulamayı da inkar etmedi. Biz açıkça, gizli olarak değil, açıkça başörtülü öğrencilerimizle yapılan görüşmeleri demin onun için söyledim. Kayda aldırıyoruz. Çünkü biz bundan yorulduk. Biz yapmadığımız şeyleri yapmış olarak gösterilmekten, söylemediğimiz şeyleri söylemiş gibi suçlanmaktan, almadığımız kararları almış gibi gösterilmekten yorulduk. Onun için ben açıkça da demin söyledim, şimdi tekrarlıyorum. Bir tek başörtülü öğrenci bana baskı yapıldı, ben tehdit edildim derse bu amaçla çekim yapılıyor. Ben hepsini kayda aldırıyorum, göstereceğim. İşte bu öğrenciyle yapılan konuşma budur. Kendisine söylenen şudur, hiçbir baskı altında kendisi zorlamaya tabi tutulmamıştır. Evet, Nur Serter'in açıklamaları böyle. Kayıtlar sırasında yapılan uygulamalarsa başörtülü öğrencilerde daha okullar açılmadan büyük bir umutsuzluk yaratıyor. Okul bahçesinde büyük bir tedirginlik içinde bekleyen öğrenciler, öğrenim dönemi boyunca rektörlüğün kendilerine yönelebilecek olası baskılarını düşünüyorlar.